Biliyorsunuz ki Büyükşehir Yasası'yla köyler mahalle haline gelmişti ve oldukça da tartışılmıştı. Uzun yıllardır da böyle yönetiliyoruz. 6360 sayılı kanun ile köy tüzel kişiliği sona ermişti biliyorsunuz. Şimdi Urla'dan bahsedeceğim, Selçuk Balkan'dan bahsedeceğim. Urla'nın bir özelliği var biliyorsunuz. Uzun bir aradan sonra Ankara Çankaya veya İstanbul Kadıköy'ün elinden almıştı o ünvanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de en yüksek oyla seçilen belediye başkanı. Urla, Selçuk Balkan. %70 küsürdü herhalde, tahmin edersem, yanlış hatırlamıyorsam efendim. Türkiye rekoru Selçuk Balkan'da efendim. İşte %70.52'nin hakkını veriyor diye o yüzden dolayı yazdık. Neden? Habere konuşuyor efendim. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan bir formülünü bulmuş. Köylülere kaybettikleri toprakları yeniden kavuşması ve tarım arazilerinin imara açılmasına izin vermeyeceklerini duyurmuş efendim. Bu alkışlanacak bir hareket. Memleketin çocuğunu, daha doğrusu memleket çocuğu olduğunu ispat eden bir şey bu. Hani söylerler ya, ben buranın evladıyım vesaire diye. Çok duyarsınız siyasilerden bir yere gittiği zaman, ben buranın evladıyım diye. İşte onun hakkını vermek de ayrı bir şey. Oranın evladı, Urla'nın evladı olduğunu çok net belli ediyor bu hareketiyle. Sessiz ve derinden giden bir belediye başkanı. Çok fazla medyada görünmüyor. Ama İzmir'in aşağı yukarı şu 6-7 ayında, 31 Mart sonrası, size söyleyeyim, kendi kanaatim budur, İlk 5'e girer belediye başkanı. Onu söyleyeyim, ilk 5 belediye, en başarılı ilk 5 belediye başkanının arasına girer. Çünkü yaptığı hamlelerle önce Urla'nın menfaatlerini korumayı amaçlıyor. Takip ediyorum. Haberleri de bundan sonra daha sık sunacağız herhalde. Urla Belediye Başkanı haber metni şu: seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirerek köy parsellerini kooperatifler aracılığıyla köylere geri vermek için önemli bir adım attı. 6360 sayılı kanun ile köy tüzel kişinin sona ermesi sonucunda belediyeye devredilen köy arazileri Kadıovacık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yeniden köylülerin kullanımına sunuluyor. Benim anladığım şu efendim. Asıl sahibine toprakları geri veriyor Selçuk Başkan. Alkışlanacak bir hareket ve kendisini de bu konuda tebrik edelim. Haberinde takip olacağız efendim. Nasıl oluyor, nasıl sonuçlandı?